Fisman, Climate of Innovation. Split ısı pompası Vitokal 200S'in montaj videosu. Vitokal 200S ısı pompasının iç ve dış ünitesi. Uygulama örnekleri: yeni binalar, modernizasyon, montaj kılavuz videosu, kaide hazırlıkları. Kullanılacak avadanlık listesi. Dış ünite boyutuna göre uygun olmalı. Montaj yer hazırlanmalı. Dış ünite sol taraftan en az 35 santim boşluk bırakılmalı. Montaj ayağı yere göre sabitlenmek için hazırlanmalı. Vibrasyonu engellemek için çift taraflı kauçuk takoz kullanılmalı. Dış ünite drenaj suyunun tahliyesi için plastik kanal ile tahliye gerekir. Dış ünite montaj ayaklarındaki mesafe, teknik özelliklerine uygun değerdeki ölçülere sahip olmalı. Bakır borular duvara sabitlenmeli. Bunun için kelepçe kullanılmalı. Montaj kılavuz videosu, dış ünitenin yerleştirilmesi. Dış ünitenin montaj ayakları terazide olması gerekmekte. Dış ünite aynı şekilde terazide olmalı. Yere bu şekilde sabitlenmeli. Montaj kılavuz videosu, iç ünitesi. İç ünitenin iç görünümü. Dış ünite ile boru bağlantıları, bakır boru hattı, boiler giriş hattı, ortak dönüş hattı, ısıtma gidiş hattı. İç ünite kapağı yerinden sökülerek yan tarafa asılır. Montaj kılavuz videosu, iç ünite dış ünite bağlantısı. Teknik özelliklerde belirtilen bakır borular. Uygun yerlerinden boru bükme aparatıyla bükülerek havşa açma işlemi yapılır. Havşa açma aparatları
rekor geçirildikten sonra bakır boru kesilmeli. Çapaklar temizlenmeli. Havşa sonrasında açılmalı. Havşa açılırken torklu havşa takımı kullanılmalı. Rekorlar teknik tabloda belirtilen güçte sıkılmalı. Aynı işlemler likit ve gaz hatlarında ayrı ayrı yapılmalı. Bakır boru, likit ve gaz hattı, boiler gidiş hattı, iç ünite rekor bağlantıları. Montaj kılavuz videosu, dış ünite şebeke elektrik bağlantısı. Elektrik şeması. Dış ünite elektrik kapağı sökülür. Clemens grubuna kablo bağlantıları, kabloların ucuna uygun pabuçlar bağlanarak dış ünite Clemens'ine bağlanır. Montaj kılavuz videosu, kaçak arama testi. Bakır boru tesisatı ve iç ünitesine kaçak kontrolü için azot basılması gerekir. Ön hazırlıklar yapılır. Manometre ve basınç saati kontrol edilmeli. Dış ünite drenaj suyunun tahliyesi için pipetler hazırlanır. Tahliye borusuna bağlantı yapılır. Yavaşça bakır boru sistemine azot basılır. Basılacak bu değer maksimum 43 bar değerinde olmalı. Kaçak kontrolü için köpükle havşa ve rekor bağlantıları kontrol edilir. Herhangi bir kaçağın olmaması durumunda sistemdeki bütün azot boşaltılır. Vakum işlemi başlatılmalı. Vakum işlemine başlanır. Montaj kılavuz videosu, soğutucu akışkan ilavesi. 12 metreden daha uzun bakır borulama tesisatları için ilave soğutucu akışkan eklemeye gerek vardır. Sistem soğutucu akışkanı ilave etmeye hazırdır. Daha kısa tesisatlar için ilave gaz şarjına gerek yoktur. Hesaplanan soğutucu akışkan ilavesi için elektronik gaz şarj terazisi ve R410A gaz tüpüne ihtiyaç vardır. Manometre vanaları açılarak hesaplanan değerde soğutucu akışkan şarj edilir. İşlemler tamamlandıktan sonra yavaşça dış ünitenin servis vanaları açılır. İlk önce üstteki, ardından alttaki. Gaz ilavesi sonlandıktan sonra servis vana kapakları sıkılarak gaz kaçağı köpük veya elektronik dedektör ile kontrol edilir. Montaj kılavuz videosu, tesisat suyun ilavesi. Hidrolik tesisata 0,8 bar değerinde su basılmalı. İç ünitenin içinde bulunan hava atma purjörü açılarak hava atılmalı. Üç yollu vano motoru MAN konumuna alınmalı. Montaj kılavuz videosu, iç ünite şebeke elektrik bağlantısı, elektrik şeması. Ana devre kartın sol tarafı küçük gerilim bölümü. Sensör devre kartı.
Sağ tarafı alçak gerilim bölgesidir. Elektrik devre kartı. P0 dış hava sensör bağlantısı. İç ve dış ünite sinyal kablo bağlantısı. Elektrikli ısıtıcı, elektrik bağlantı klemensi, iç ünite elektrik bağlantı klemensi. İç ünite faz bağlantısı ve besleme sigortası. Isı pompası, kontrol panelin elektrik şebekeye bağlanması. 3 yollu vana çalışma basınç değerlerine dikkat edilmeli. Boiler ve ısıtma hattı. Genleşme tankı bağlantısı kontrol edilir. İç ünite eşanjörü, pompa ve ısıtıcı bağlantıları tekrar gözden geçirilir. Montaj kılavuz videosu. Devreye alma. Tüm işlemler bittikten sonra kodlama işlemlerine başlanır. Sistem ayarları isteğe göre ayarlanır. Kompresör güç ayarı belirlenir. Sistem toparlanarak çalıştırılır. Fisman, Climate of Innovation.